70'i aşkın ölü yüzlerce yaralı. Mısır'ın Port Said kentinde bir futbol karşılaşması sonrası çıkan olayların ardından 3 gün ulusal yas ilan edildi. Mısır'da futbol şiddeti yaygın ancak yetkililere göre ülke tarihinde bugüne kadarki en kanlı karşılaşmaydı tanık olunan. Birçok Mısırlı polisi şiddeti vakitlice kontrol altına almayarak yetersiz kalmakla suçladı ülkenin en büyük siyasi partisi olan Müslüman Kardeşlerse tartışmayı bir adım öne götürerek şiddetin ardında devrik Mübarek rejimine hala sadık çevrelerin olabileceğini iddia etti. Kimileri Haziran ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası iktidarın sivil yönetime bırakılması yolundaki çabaların tehlikeye girebileceği görüşünü dile getiriyor. Şiddet olayları Port Said kentinde ev sahibi El Masri'nin misafir elehli takımını üç bir yendiği karşılaşmanın ardından yüzlerce taraftarın sahaya girmesiyle başladı. Futbolcuların sahanın dışına kaçmak zorunda kaldığı anı binlerce kişi televizyonlardan naklen izledi. Doktorlar kimi yaralıların bıçaklandığını, kimilerinin de çıkan izdihamda ezildiğini bildirdi. Ambulanslar sahaya girmekte zorlandı. Yaralıların çoğu özel araçlarla hastanelere taşındı. Hafif yaralılarsa trenlerle Port Said'den Başkent Kahire'ye getirildi. Yaralıları karşılamak üzere tren istasyonunda toplanan kalabalık zaman zaman Hüsnü Mübarek'in devrilmesi ardından ülkeyi yöneten Yüksek Askeri Konsey'i protesto eden sloganlar attı. Olaylar sonrası Mısır'da tüm futbol karşılaşmaları iptal edildi. Kahire'deki bir maçta iptal kararı üzerine başlatılan yangın kısa sürede söndürüldü. Mısır'daki askeri konseyin başkanı Mareşal Muhammed Hüseyin Tantavi, Kahire Havalimanı'nda El Ehli takımının oyuncularıyla buluştu. Soruşturma suçluları ortaya çıkaracak, tümü cezalandırılacaktır. Bu trajediye kimin niye yol açtığını öğreneceğiz. Tantavi konuşmasında iktidarı seçilmiş bir yönetime devretmeye yönelik bir yol haritaları olduğunun altını çizdi. Olayın görüntüleri daha uzun süre ekranlara yansıyacak gibi görünüyor. Zira sayıca zaten az olan polisin şiddet olayları giderek artarken müdahale etmekte tereddüt etmesi tepki çekti. Mısırlıların büyük bölümü polis çok ciddi şekilde yetersiz kaldı. Sonuçta Elehli ile Elmasri takımları arasında geçmişte de benzer olaylar yaşanmıştı dedi. Ama daha kötüsü de dile getirildi. Mısır'daki en büyük siyasi hareket Müslüman Kardeşler birçok Mısırlının aklından geçeni söyledi. Şiddetin ardında olay çıkarmak isteyen görünmez bir elin olduğunu iddia etti. Eleheli taraftarları halk ayaklanması sırasında polis ve askerlerle çatışan önde gelen direnişçi gruplardandı. Hatta ultralar diye bilinen taraftarları geçenlerde muhalif bir parti kurdu. Geçen yıl Mübarek'in devrilmesiyle sonuçlanan halk ayaklanmasından bu yana polisin baskı altında olduğu, fazla ön plana çıkmamaya gayret ettiği dikkat çekilen bir diğer nokta. Ama Müslüman kardeşlere göre ordu ve polis ülkedeki olağanüstü halin kalkmasını talep eden muhalifleri sindirmek istiyor. Müslüman kardeşler bir süredir kapalı kapılar ardında Yüksek Askeri Konsey ile Haziran ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası ülkede iktidarın sivil yönetime devredilmesi üzerine temasla bulunuyordu. Bu olayların müzakere zeminini kayganlaştırabileceği konuşuluyor. Siyasi çalkantının hakim olduğu Mısır'da ayrıca şiddetin bu maçla sınırlı kalmayacağı, başka yerlere de yayılabileceği kaygısı hakim. Kimileri ise Mısır'ın artık yönetilmesi son derece güç bir ülke haline geldiği görüşünü dile getiriyor.